Merhabalar. Beyt Haber tarafından organize ettiğimiz 3G1K etkinliğimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sektörün deneyimli isimlerinden Paynet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serra Yılmaz. Serra Hanım'ı davet etmeden önce bu programı birlikte sunacağımız arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Önce Beyt Haber editörü Handan Aybars'ı davet ediyorum. Handan Merhabalar. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla. Teşekkürler siz. İyiyiz biz de. Şimdi de BT Haber Ankara temsilcisi Sedef Özkan'ı davet ediyorum. Sedef hoş geldin. Selamlar. Merhaba. Nasılsın? Her şey yolunda. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. İnşallah. Az önce de söylediğim gibi konuğumuz sektörün deneyimli isimlerinden Paynet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serra Yılmaz. Serra Yılmaz'ı davet ediyorum. Selamlar. Merhaba, hoş geldin Serra. Hoş bulduk Ayhan, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sizleri gördüm, daha iyi oldum. Evet, valla Selamlar. biz de Handan, seni Sedef, merhaba. gördük. Merhabalar. Biz de daha mutlu olduk. Artık yüz yüze gelemiyoruz uzun zamandır. Evet. Ama işte böyle bir yol bulduk. Artık online, herkes online. Biz de görüşmelerimizi online olarak yapıyoruz. Röportajlarımızı yaklaşık bir saat kadar sürecek. Zaten bu röportajlarımızı daha sonra da derleyip Beyt Haber gazetemizde yine yazılı olarak okurlarımıza ulaştırıyoruz. Onu takip ediyoruz. Ondan Evet. vazgeçmiyoruz yani BT Haber'in yazılı Ya tarafından da asla vazgeçmiyoruz. ya Evden de olsa okuyoruz. biz de vazgeçemiyoruz. Dağıtım konusunda önceleri biraz sıkıntılar yaşadık ama son dönemlerde artık onu da rayına yani hepimiz için güzel bir toplantı söyleşi olarak geçmesini diliyorum. Seracığım, bu pandemi dönemi Paynet'in ürünlerine yönelik talebi nasıl etkiledi? Bu dönemde neler gözlemlediniz? Ne tür dersler çıkardınız? Şimdi pandemide tabii herkesin olduğu gibi bizim de önceliğimiz önce sağlık amaçlı 16 Mart'ta biz evlere çekildik. Eve çekildiğin anda şunu düşünüyorsun. Hani bir, çalışanlarım güvende mi? Okey, bunu sağladık. İki, ben hizmetimi sürdürebiliyor muyum aynı kalitede hiçbir aksam olmadan? Bunda da kendimizi test etmiş olduk. Burada da iyiyiz. Zaten tabii fintech şirketi olmanın da bir avantajı var. Yani finansal teknoloji şirketi olduğumuz için zaten hani bu sektörün içerisindesiniz ve bu tarz durumlara biraz daha ne diyelim alışkın ve yetkiniz. Teknolojimiz, altyapımız, güvenliğimiz okey mi? Okey. Yani ilk dönemi açıkçası Mart ayının böyle geçti. Sonra baktığınız zaman bütün dünyada pandemiyle beraber müşterilerin satın alma algoritmaları değişti. Davranışları değişti. Birden eve kapanınca bir herkes gereksiz harcamayı kıstı. İki, dediler ki biz madem evdeyiz artık yaşam alanımız bu. Biz ev eşyası alalım. İşte uzaktan çalışmaya geçtiğimiz için işte notebook'a yatırım yapalım. Biliyorsunuz Q1'de hatta işte Q2'de de diyebiliriz. Bu teknoloji ürünlerinin pazar payı bayağı yükseldi. Evet. Evet, hem alalım, onu da alalım, bunu da alalım derken evi artık ofis ortamına Hatta çevirdik hep beraber. bulunamadı bir dönem. Aynen öyle. Sonrasında baktığımız zaman tabii bunun hani çalışanlardan kurumlara da bir sirayet oldu. Hani yıllardır konuştuğumuz dijital dönüşüm, dijital dönüşüm diye anlatmaya çalıştığımız aslında unsuru birazcık kötü bir deneyimle de olsa yaşamış olduk. Hani ben burada şuna bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kötü deneyimden kendimize nasıl pozitif bir çıkarım yapabiliriz? Dolayısıyla dijital olgunluk ve finansal olgunluk seviyesinin, okur yazarlık seviyesinin ben bu dönemde yükseldiğini düşünüyorum. Yani hani kötü bir sebepte de olsa oradaki eğitim seviyemiz ve yatırım seviyemiz yukarıya doğru çıktı. Şimdi ticaretini sürdürmek isteyen ve karlılığını ve cirosunu arttırmak isteyen kurumlarda
dişler yatırımlarını bu dönemde arttırdı. Yani çünkü ucu bucağı çok belli olmayan bir dönemdeyiz. Hatta bazı veriler de var. Yani ben mesela BKM'nin datalarını da inceliyorum. Hani müşteri ne yapmış diye. Şimdi bakıyorum 2020 yılının 20'nin ilk 6 ayında internetten ödeme tutarı %24.60. Yani insanlar internete yönelmiş. Ha, bununla beraber e-ticaretin hani genel ticarete hacmi ne olmuş? Mesela geçen sene %8.5 iken bu sene %14.2'ye çıkmış. İşte BKM 2 milyon kartı ilk defa hani internette kullanıldığını raporladı. 5 milyon kartın internetten alışverişe dönüşünü raporladı. Bu demek ki kullanıcı bir internete doğru gidiyor. İkinci taraf mesela temassız. Yani biz bakıyoruz, ben Paynet açısından değerlendirirsem işte Q2 dediğimiz dönemde bu PayLink dediğimiz linkle SMS veya e-mail üzerinden ödeme çözümümüzün iş hacmi 3 katına çıktı. Aynısını BKM'den kontrol ediyorum. BKM rakamları da 2020'nin ilk 6 ayında 2019'un ilk 6 ayına göre 3 kat temassız ödeme kullanımı gösteriyor. Hatta o ilk 6 ayın 2019'un tamamını da geçtiğini gösteriyor BKM raporları. Dolayısıyla bundan sonra zaten temassız limitleri de arttırıldı. Bundan sonra bir hayatımız ne? İnternetten ödeyeceğiz. Temassız bizim için olmazsa olmaz bir noktaya gelecek gibi gözüküyor. Ve taksit. Tabii ki yani hani insanlar ihtiyaçlarını bir anda gidermeye kalkıp hani önümüzdeki dönem belirsizlik sebebiyle harcamalarını daha çok taksitle yapma ihtiyacı duydu. Yine BKM verilerine göre baktığım zaman ilk 6 ayında taksitle alışveriş tutarı %23 oranında artmış 2019'a göre. Fintechlerin genel operasyonuna bakarsanız biz ne yapıyoruz? Aslında hani finansal teknoloji hizmetleri sunuyoruz ama birincil hizmetimiz nedir? Bütün banka postlarını Paynet üzerinde birleştirip kullanıcının yani Paynet müşterisinin aslında bütün bu kartlara, taksit imkanlarına, kampanyalarına erişimini sağlıyoruz. Müşteriye de şeye geldiği zaman, perakendeye geldiği zaman hangi finansal enstrümanı kullanmak istiyorsa o enstrümanı o ticarethanenin açmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda tabii ki hepsini birden değerlendirdiğiniz zaman işte internet ödemeleri, perakendede taksit ihtiyacı veya linkle temassız ödeme dediğiniz zaman fintechlere rağbet çok yüksek oldu. Yani hani o yüzden 7/24 çalışır durumdayız biz ama bundan çok keyif alıyoruz. Çünkü tabii yeni ürün ve çözüm geliştirmek üzere bir gayretimiz var. Gayet keyifli ticari anlamda bakarsanız ve yoğun bir dönem geçiriyoruz. Evet. Sedef'ciğim sana bırakmak istiyorum burada sözü. Çok sağ ol Ayhan. Ben de bu soruya tabii ek olarak, bağlantısal olarak bu süreçteki, pandemi sürecindeki çözüm geliştirme önceliklerinizin nasıl şekillendiğini sormak istiyorum. Pandemi hangi öncelik ve ihtiyaçları sizin için beraberinde getirdi? Şimdi ben bunu Paynet açısından cevaplamak istiyorum. Çünkü biz hani Paynet olarak baktığımız zaman B2B ve B2B2C dediğimiz segmentte lider Fintech'iz. Genel olarak fintechlerin iş hacimleri e-ticaret tarafında dönüyor. Ama az önce bahsettiğim gibi e-ticaret toplam ticaretin %14'ü. Paynet'e bakarsanız ise e-ticaret hizmeti vermekle birlikte biz diğer o %86'lık tarafta lider bir kurumuz. Yani hani çok ciddi bir hacmimiz fiziksel ortamda ödemenin ve nakit akışının dijitalleştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla B2B2C dediğimiz ticaret modelinin yani bir markanın son kullanıcıya kadar geçen yani tüm tedarik zinciri yönetimi artı son kullanıcının perakende içerisindeki veya ticaretteki deneyiminden bahsediyoruz. İki unsura ayırıyoruz bunu. Birinci taraf B2B tarafı. Yani markanız var. Markanızı bir toptancı ve distribütör üzerinden bayilere veriyorsunuz. Bayiler de perakende de müşteriye satıyor. Örnek veriyorum bir boya veya işte pencere veya bir piyano. Biz burada ana firmayla tedarik zinciri arasındaki nakit akışını zaten dijitalleştiriyoruz. Burayla ilgili yeni ürün ve çözümlerimiz var.
Yani burada da aynı şekilde mesela ben gidip veya siz gidip kızınıza bir piyano aldınız. Anında piyano aldığınız zaman perakendedeki ödeme, o perakende distribütör veya toptancı ve ana marka arasında başta yapılan kontrat dahilinde dağılıyor. İşte %20'si buraya gitsin, %20'si buraya gitsin, %60 da ana firmaya gitsin gibi. Şimdi burada temel kullanılan enstrüman kredi kartı olmakla beraber çok farklı enstrümanlar üzerine, yani farklı finansal enstrümanları bu sisteme dahil etmek üzere bir çalışmamız var. Bir tarafta yoğun bankalarla birlikte çalıştığımız yeni enstrümanları hangi aşamada dahil ederiz? Burada kanalı nasıl genişletiriz? Çünkü son kullanıcıda ne kadar talep olursa olsun biliyorsunuz kanal tıkandığı anda eğer orada bir verimsizlik, bir ödeme sıkıntısı, nakit akışında bir problem varsa ürünü son kullanıcıya ulaştırma ihtimaliniz olmuyor. Dolayısıyla bu projeleri tek bir çatı altında topluyoruz. Diğer tarafta ise sürekli olarak işte UI ve UX tarafında iyileştiren mevcut ürünlerimizi nasıl iyileştirebiliriz diye bir çalışmamız var. Yani son kullanıcı perakendeye geldi. Perakende de hiç kasaya gitmeden raftan ürün alsın, ödemesini orada bir linkle yapsın ve dükkanı terk etsin. Yani çünkü mümkün mertebe kapalı alanda bulunmuyoruz. İşte bu süreci ne kadar hızlandırabiliriz, deneyimi ne kadar iyileştirebiliriz veya işte kredi kartı, evet tamam bütün kredi kartlarını sunuyoruz ama an itibariyle yükselmekte olan bir fiyat endeksi de var. Hani burada mesela kullanıcı zorlandı. Büyük bir ürün aldı. İşte buzdolabı aldı ama fırın ihtiyacı da var. Hepsini kredi kartıyla karşılayamıyor. Güzel ben bir mikro kredi veya işte bireysel tüketici kredisi vereyim alışveriş esnasında. Onu da tam perakende de o anda deneyimlesin. O taksit imkanını birden 3 yıla doğru yaysın. Yani daha büyük yatırımlarını veya daha büyük ihtiyaçlarını rahatlıkla orada karşılasın. Böylece hem satışı yapan firmanın karı ve satış hacmi yükselsin. Hem de müşteri memnuniyeti, burada müşteri sadakati artsın ve buradaki deneyimi iyileştirelim. Bir de biz tabii B2B ve B2B2C'de faaliyet gösterdiğimizi belirtmiştim. Burada tabii terzi dikim dediğimiz çözümlerle çok öne çıkıyoruz. Şimdi bu mesela ana firma kendi bayi ekosistemini veya dağıtım kanalını yönetirken bizden bazen taleplerde bulunuyor. Buna özel de bir ürün geliştirme stratejimiz var. Yani 3 alan B2B, B2C de custom dediğimiz bir model var. Mesela biz şu an tahminimce B2B'de escrow modeli uygulayan tek finteyiz. Yani e-ticarette biliyorsunuz escrow modeli ürün son kullanıcıya teslim edilene kadar hani para tutuluyor sistemde. Biz bunun aynısını B2B'de örnek veriyorum bir araç siparişi verdiniz ve bir baştan bir kapora bıraktınız. Bu kaporayı ana firma tutabiliyor. Bayisi araç satışını yaptığı anda o kaporayı şeye aktarabiliyor bayisinin hesabına. Kalan parayı aldığı zaman. Böylece hani hem aradaki prosedürler işte gitti geldi ödeme takipleri oldu olmadı veya işte müşteride bir hata olmasını engelliyorsunuz. Hem süreci hızlandırıyorsunuz ve müşterinin yani kaporasının güvence altına da almış oluyorsunuz gibi. Sales modeli çıkardık. Bu bize özel. Veya işte PySmart dediğimiz bir ürünümüz var. PySmart da yine bayilerin ana firmaya olan farklı borçlarını fatura tarihine göre fatura tarihinden önce ödediği zaman ödeme avantajı sağlayan bir tool. Yine farklı müşterilerimizin talepleri üzerine geldi. Veya işte bazı müşterilerimiz diyor ki işte biz çok güzel tamam ödemelerimiz eğitim sektöründe. Ya bunu bir işte mobil aplikasyon sizin ödemeniz çok güzel ama bunun ucuna ek hizmetler ekleyebilir miyiz? Bazı geliştirmeler de yapıyoruz ama hani bir tarafta özetlemek gerekirse işte cüzdan entegrasyonları, karekod entegrasyonları, işte WhatsApp entegrasyonları gibi son kullanıcı deneyimi var. Bir tarafta bayi ve ana firma arasındaki bütün finansal enstrümanları geliştirme kısmı var. Bir tarafta da zaten hani müşterimize özel terzi dikim çözüm dediğimiz üç ana başlıkta bu konuyu ele alıyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla artık müşteri değil, müşterinin ekosistemine yani bir tek müşteri olarak kabul ediyorsunuz.
biz ekosistemi tek müşteriye doğru, aynen öyle dediniz. Aslında biz bu ekosistemdeki bütün nakit akışını yönetmeye dijital olarak ve bütün finansal enstrümanları bu sisteme dahil etmeye adayız. Yani çünkü bir taraf eksik kalıyor. Yani sadece B2B yapsanız işte tamam da tüketicinin ihtiyaçları var. Orada işi geliştirmeniz lazım. O bacağı eksik kalıyor. Başta bahsettim, sadece tamam tüketiciye çok güzel deneyimler yaşattınız. Çok harika da ürünü oraya getirecek sistemin de verimliliği burada çok önemli. Dolayısıyla bizim zaten buradaki avantajımız bu, hem tedarik tarafını hem son kullanıcı tarafını tek bir dijital platform üzerinden verebiliyoruz. Ya sadece kredi kartıdaki, ben kredi kartı kullanmayacağım, düzenli ödeme yapmak istiyorum. Güzel. O hani tedarik zincirinde zaten size düzenli ödeme yapması gereken mesela bir grup var. Onu ister kredi kartıyla ödeyebilir, ister düzenli ödemeyle ödeyebilir, ister işte yeni getireceğimiz finansal enstrümanlarla ödeyebilir. Bazılarını kapalı söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü Q4'te ürün lansmanları yapacağım. Direkt zikredemiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. O yüzden üstü kapalı söylediğim de oluyor ama hani bu konuda harıl harıl çalışıyoruz ama biz bu ekosistemi uçtan uca bir finansal ödeme deneyimi olarak tasarlıyoruz. Evet. Handancığım, söz sende. Tamamdır, sağ olun. Şimdi finansal ödeme sistemleri dedik. Peki finansal ödeme çözümleri konusunda nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Gerek B2B paydaşları, gerek B2B-B2C paydaşlarında. Bir taraftan da BDDK, Merkez Bankası gibi regülatif kuruluşlar bu gelişimi ne derece destekliyorlar? Şimdi finansal ödeme kuruluşları zaten başta bahsettiğimiz aslında şimdi dijital dönüşümün bir bacağı, yani aslında son kısmı, yani olmazsa olmazı. Aynen, müşteri deneyimin bu tarafı zaten o şeyde pazarda da bu gerçeklik kabul edilmiş ve ilgi de var. Ve bu trendin de yükseleceğini görüyoruz. Zaten hani global olarak yatırımlara da baktığımız zaman hani yatırımcılar da bu alana doğru bir çalışma yapıyor. Daha çok işte fintech, insurtech gibi firmalara olan yatırımların arttığını da görüyoruz. Ha, güzel taraf şu, benim gördüğüm kadarıyla ben 4 Mayıs'ta Finet ailesine katıldım. Sürekli bir regülatif güncellemeler var. Yani ben daha önce yanılıyorsam düzeltin, bu kadar hızlı regülasyon, düzenlemeler ve bu kadar hızlı çıkışları daha önce takip etmemiştim. Belki hani sektöre yeni girdiğim için olabilir. Ama hani bakıyorum, işte Haziran ayında mesela denildi ki işte ÖDET, Ödeme ve Elektronik Para Derneği, bir meslek birliği olacak. Yani yasalarla belirlenmiş ve gerçekten yani finansal teknoloji şirketlerini temsil edecek. Zaten Ağustos ayında bu birlik haline dönüştü. İşte Eylül ayında hemen yönetim kurulu seçildi. Geçtiğimiz haftalardaydı. Bakıyorsunuz online ödeme Haziran'da, şey online sözleşme Haziran'da gündeme geldi. 21 Eylül'de BDDK bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yönetimine dair tebliğ taslağını yayınladı. Bu konuda da hızlı adım atılacağını düşünüyorum. Burada işte 2019 itibariyle işte PSD2 dediğimiz işte direktifin yayınlanmasından sonra burada bir adaptasyon süreci olacağını görüyoruz. Hani pek çok yazılım firması, pek çok finansal kurum, aynı zamanda tabii ki biz fintechler bu konuyu nasıl müşterimiz için faydalı hale getirebiliriz? Nasıl yeni ürün çözümle farklı ticari ihtiyaçlarını karşılayabiliriz üzerinde çalışıyoruz. Burada da yıl sonuna kadar biraz daha hani konunun netleşmesini, bir iki tane detay taslağın yayınlanmasını da bekliyoruz ama hani hızlı ilerliyor. 21 Ağustos'a baktık, işte ödeme hizmetlerinde TR karakod üretilmesi hakkında bir yönetmelik yayınlandı. Biz finansal teknoloji kurumları, eğer lisanslı bir kurumsanız bunu üretebilir ve yönetebilir hale de geleceksiniz. Orada bir standartizasyona gidiliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla değişen dijital ihtiyaçlar, zaten nüfusumuz da genç biliyorsunuz. Ortalama yaşımız 32.4 olması lazım. Teknoloji adaptasyonumuz çok yüksek. Mobil adaptasyonumuz çok yüksek. Burada bir talep var. Ve bunu da ben regülasyonların desteklediğini düşünüyorum. Tabii ki hiçbir zaman bir özel kurum kadar, yani fintech kadar hızlı çalışmasını beklemiyoruz bu sistemin ama adım atıldığını görmek, yani hani konunun anlaşılmış, analiz edilmiş, ihtiyacın belirlenmiş ve bu konuda adım atıldığını görmek benim açımdan pozitif. Ben pozitif değerlendiriyorum.
Yani reddetmekten ziyade benimseme eğilimi var olan konvansiyonel finans dünyası ve ödeme dünyasında bunları, bu yenilikleri benimseme eğilimi ön planda. Kesinlikle. Her tarafta ön planda. Yani hani mesela ben banka ilişkilerinin de hızlandığını bu dönemde düşünüyorum. Çünkü hani Türkiye'de gerçekten bankacıların, dijital bankacılar çok ciddi bir yatırımı vardı. Ama fintechlerle 2 yıl önce bu kadar yakın çalışıyorlar mıydı bilmiyorum. Yani Daha kendi bir direnç doğrularıma, vardı aslında. gözlemlerime göre, ama ben şu an mesela çok mutluyum. Yani hangi bankaya gitsem özel bir çözüm, işte farklı, tabii ki burada Pinet biraz biz B2B çalıştığımız için yani risk, onboarding süreçleri, işte BT güvenliği, bilgi güvenliği konusunda çok hassasız. Bu da birazcık bizi bankaların nezdinde ne diyelim daha iş yapmak istedikleri bir iş ortağı profiline çeviriyor. Çünkü onların genel endişesi bu yönde. Güvenilir Sigorta kılıyorsunuz. süreçleri. Yani siz Evet, burada güvenilir duruyor. standart bir girişimcilikten daha farklı bir yapı söz konusu. Biz ciro olsun diye kontrolsüz ve risk aldığımız bir olayımız yok. Yani hani kontrollü, kurallara uygun, regülasyona uygun ilerliyoruz. Şimdi yaptığımız bütün toplantılarda da yani çok farklı bankalarla çok farklı ürün ve çözüm geliştirme aşamasındayız. Yani hani aklınıza gelebilecek ilk 6-7 bankada mesela hani bir tanesini deyin ki hani bununla ilgili bir projemiz olmasın. Ha, tabii ki bir süreç gerekiyor. Oluyor. Yani hani bankalar daha büyük organizasyonlar tabii ki fintechlere göre daha köklü yapıları var. Dolayısıyla orada hız adaptasyonuyla ilgili bir süreç alıyor. Ama genelde bizim aldığımız bütün cevaplar pozitif. Ben de bundan çok memnunum. Yani hani güçlerimizi birleştirerek pazarı büyüteceğimizi, insanların ticari anlamda da ihtiyaçlarını karşılayacağımızı, hele hele önümüzdeki dönemde mesela bu dönemde çok zorlandığını düşündüğüm KOBİ'lerin dijital dönüşümüne birlikte el ele cevap verebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sedef, senin sorun var zannedersem. Tam da aslında çok yine bir bağlantılı soru olacak. Öncelikle KOBİ'lerle ilgili çalışmalarınız neler olacak? Yeni çalışmalarınız var mı? Diğer taraftan hem bayiler hem onları ürün ve çözümlerinizle vade avantajları gibi imkanları sundunuz. Bundan sonra ne gibi yenilikler gelecek? Aslında bütünsel olarak hepsini değerlendirebiliriz. KOBİ'lerle ilgili bir araştırma çalışmasına da başladık. Onu da inşallah tamamlarsak hani yıl sonuna doğru sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ama tabii büyüme açısından çok önemli. Yani bizim onları bir defa bir geliştirme ve eğitime yönelik çok yoğun içerik üretiyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Hani dijital okul yazarlık ve finansal okul yazarlığı geliştirmek ve arttırmak adına daha paket çözümler üzerinde çalışıyoruz KOBİ'lerde. Şurada tekrar edeceğim. İki tip mesela KOBİ olabilir. Bir, kendi mesela bir perakendesi olan ayakkabı satıcısı olduğunu düşünün. Örnek verelim. Kendi satışlarını arttırmak üzere bir finansal teknolojileri kullanabilir. Yani son kullanıcısına link atması, ayakkabıyı evine göndermesi, bak senin numaran geldi bunu ister misin diye bak. Çünkü bakarsanız onlar daha hızlı hareket edip kendi müşterisini de iyi tanıdığı için, birebir de tanıdıkları için müşteri portföyünü, ona özel çözümler üretebiliyorlar. İş ki işte o ödemeyi alabilecek mi, kolay mı? Veya mesela tek tek gidip bugün bakarsanız Finet sistemindeki bankalarla KOBİ'lerin tek tek pazarlık yapıp o sistemdeki bütün taksit imkanlarını Finet'in aldığı kondisyonlarda alması mümkün değil. Yani hani bir bankayı POS'unu alabilir, ikinci bankanın POS'unu alabilir. Bilemediniz üçüncü banka olsun, büyük bir KOBİ olsun. Ama kaç tane POS koyacak? Hangisiyle hangi pazarlığı yapacak? Ve bugün en başta belirttim mesela taksit ihtiyacı çok yüksek. Yani şunu yapabiliyorsunuz, bir markaya girdiniz, çok seviyorsunuz oradaki gömleği. Diyelim ki 300 lira. Şunu diyebiliyorsunuz, taksit yapıyor musun? Yapmıyorum. Yok ben 300 lirayı tek şeyde vermeyeyim. Ben gideyim taksit yapan yan dükkandan bunu alayım diye çok çıkan müşteri kaybı oluyor. Ve siz hani kart kullanımlarına da baktığınız zaman Batı ve Doğu arasında yani Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki banka kullanımları, kart tercihleri falan farklı. Hani beklentiler, ihtiyaçlar, taksit ihtiyaçları da farklı. Hangi birini KOBİ
hangi finansal ekibiyle takip etsin, nasıl bir işte taahhütte bulunsun ki hepsinden avantajlı rakam alsın veya hangi posu tutsun. Yani bu posun da bir kirası var, yatırımı var. Yani bütün bu şeyleri, maliyetleri ve meşakkatli işi düşündüğünüz zaman biz zaten diyoruz ki sen işine odaklan, enerjini kendi işine ver. Biz senin için tahsilat meselelerini çözeriz diyoruz. Tek bir sistem üzerinde bugün bu postlar mı, olan bütün postları kullan, olan bütün taksit imkanlarını kullan. Yarın az önce bahsettim. Şimdi kare kod ödeme gelecek. Adamcağız nereden bilsin de gitsin onu entegre etsin veya bunun için BT yatırımı mı yapsın. Senin bu yatırımı yapmana gerek yok. Finet zaten bu sisteme entegre. Dolayısıyla sen bu hizmeti Finet kullandığın için bu hizmeti de buradan alabileceksin. Güzel. Zaten işte bunun içerisinde işte SMS, e-mail atabiliyorsun. Yarın WhatsApp ihtiyacım oldu. Bunu da Finet sana sağlayacak. Bizim yani hani bu ilişkilerimiz müşterilerimizle birebir de çok kuvvetli olduğu için yani 20 bine yakın bir müşteri bazımız var. Ama özellikle hani enterprise dediğimiz ve daha büyük çekobilere birebir de portföy yönetimi yapıyoruz ve çok ciddi bir hizmet veriyoruz. O ihtiyacı anlayıp dediğim gibi ek çözümleri de biz onlar talep etmeden bile bazen tamamlayıcı çözümleri buraya ekliyoruz. Yani diğer tarafta baktığınız zaman yine bir üretici olduğunu düşünün, ayakkabı üreticisini. Şimdi ticaretin hala %62'si organize perakende de değil. Toptana gidiyor, toptandan tek tek mağaza. Yani mağazacılık %32. KPMG'nin rakamlarına bakarsanız perakendenin %38'i pardon organize mağazacılıktan geçiyor. Ama geri kalanlar toptan. Yani Amerikalıların moms and pops dediği dükkanlar. Toptandan Anadolu'ya dağılıyor. Şimdi siz bunu açık hesapla mı takip edeceksiniz? Çek senetle nasıl takip edeceksiniz? Bir ayakkabı üreticisisiniz veya gene işte iş çizmesi üretiyorsunuz. Bütün Anadolu'ya dağıtım yapmak istiyorsunuz. Ama nasıl bir kredibiliteyle, yani kime dağıtacaksınız? Tahsilatınızı nasıl zamanında alacaksınız? Üretimi nasıl? Çok, çok küçük ve orta ölçekli işletmelerden bahsediyorum ben. Burada da Paynet devreye giriyor. Siz tek bir POS alıyorsunuz. Alt bayileriniz için de bayilik yapısı oluşturuyorsunuz. POS alıyorsunuz. Bayi oradan ödemesini çektiği zaman ana firmaya ödemesi işte hangi oranlarda belirlendiyse geçiyor. Arada hiçbir nakit akışı sıkıntısı olmadan, bir verimsizlik olmadan sürekli olarak bir ticaret kurup bunu yukarıya doğru taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla her anlamda KOBİ'lerin ister kendi bayi kanalı olsun, ister e-ticaret yapmak istesinler. E-ticaretlerinde de yine Paynet'i kullanabilirler. Arkasında mutlaka bir ödeme modülüne ihtiyaç var. Her yerde destek olmaya çalışıyoruz açıkçası. Evet. Çok fırsat var. Bizi arayabilirler yani. Evet, ben de şimdi size aramaları konusunda sorum olacaktı. Şimdi 20 bin, tabii bu sayı çok daha fazla da artacak da bunlar doğrudan Paynet'i mi arayacaklar? Yoksa hani bu müşteri yelpazesi geliştikçe Paynet bir iş ortaklığı sistemine geçecek mi? Yani Paynet'in hizmetlerini satacak bir yapınız olacak mı? Şöyle bir şey yapamayız zaten. Biz Merkez Bankası lisanslı bir kurmuşuz. Benim bayim olamaz yani. Hani Paynet'in bir bayisi gidip Paynet adına. Çünkü hani ben mesela üye iş yeri sözleşmesi yapıyorum. İşte denetime tabiyim, hatta şu an ofiste sizinle konuşurken bir yandan denetim oluyor. PCR denetimim var şu an ofiste. Dolayısıyla hani Paynet'in bayiliği yok. Ama şu tarafta kendi sektöründe lider yazılım şirketleriyle çok yakın çalışıyor. Örnek veriyorum ERP programları, örnek veriyorum kasa yazılımları, örnek veriyorum e-faturacılar. Mesela faturayı gönderirken neden üstüne bir link koyup ödemesini de gönderdiğiniz anda almayasınız ki? Veya işte kasadan bahsediyoruz perakende'de. Niye kasaya, işte kasayla entegre olduğunuz anda ödeme esnasında linki gönderip ödemenizi alabilirsiniz? Yani iki gün sonra bu sistemlerin gelişmiş hali zaten o kasadaki anlam, yani veriyi toplayıp onu anlamlı bir bilgi haline getirmek, kişiselleştirilmiş kampanyalar yapmaya doğru gidiyor. Yani sektör buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz tabii tercihen kendi alanlarında lider top 3 firmayı belirledik. Hepsiyle yoğun iş ortaklığı çalışmalarımız var. Yani şu anda Paynet ekosisteminde yaklaşık
30 tane partnerimiz var aktif bizimle çalışan. Bu sayıyı da tabii çok yukarıya çıkartmayı düşünüyoruz. Hem nitelik hem nicelik olarak. Ama hani sektörel bazda da çok ürün ve çözüm geliştiriyoruz. Örnek veriyorum, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren lider bir yazılım firması varsa biz Paynet olarak gidiyoruz. Onlarla entegre oluyoruz. Uçtan uca bir hizmet sağlıyoruz. Veya muhasebe programları. Arka planda işte ödeme bilgilerini de bağlayabildiğiniz rapor, yani müşterinin her durumda verimliliğini arttıran, işte hata kısmını önleyen, iş akışını yükselten, karlılığını yükseltecek bütün çözümlerle ilgili sektörde farklı oyuncularla işbirliği sürecindeyiz. Ürün ve çözüm geliştiriyoruz. Onlarla birlikte gideceğiz. Zaten o artık yepyeni bir ürün oluyor. Yani hani Paynet'in finansal teknolojileriyle ERP'yi birleştirdiğiniz zaman veya muhasebeyi birleştirdiğiniz zaman veya kasayı birleştirdiğiniz zaman uçtan uca bütün deneyimi tasarladığınız yepyeni bir ürün ve çözüm haline geliyor. Buradaki yazılım firmalarıyla güç birliği yapıyoruz. Anladım. Burada sormak isterim. Evet, tam üstüne aslında denk geldik ama geliştirici ekosistemini nasıl destekliyorsunuz? Onlarla işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, zaten bizim olmazsa olmazımız, bizim ürünümüz geliştirdiğimiz yazılımlar ve evet, yani bankalarla entegre ürün ve hizmetimiz bunun üstüne. Dolayısıyla gelişim ekosistemi, geliştirici ekosistemini bizim dışarıda bırakmamız gibi bir şey söz konusu değil. Yani teknokentlerle bağlantılarımız var. Ama hani şu an size anlatabileceğim hani hazır bir projem var mı? Hayır, ama çok önemsiyorum. Hani bir, bu işbirliktelikleri anlamında önemsiyorum. İki, biz zaten disruptive bir sektörüz. Hani ama daha disrupt edilecek çok fazla iş modeli var. Bunu COVID-19'da da gördük. Dolayısıyla yeni yeni ürün çözüm, yani hani çok genius gençler var. Fikirlerinden faydalanabileceğimiz, işbirliği yapabileceğimiz, birlikte ürün geliştireceğimiz, kesinlikle bu fırsatlara bakıyor olacağız. Üçüncü tarafta da insan kaynağı. Yani hani yine mesela LinkedIn'i kontrol ederseniz ticari hacimdeki büyüme sebebiyle bütün fintechlerde bir insan kaynağı arayışı var. Kaliteli insan kaynağı veya işte bunu çoğumuz bunu yetiştirmek zorundayız. Dolayısıyla bu geliştirici ekosistemi bize açımızdan yeni insan kaynağı yaratma açısından da çok kritik. Peki, yani Paynet orada pozisyonlamak istiyoruz tercih edilen firma olarak. Harika. Peki bu konuda eğitim kurumlarından kastım üniversitelerin vesairelerin, onların eğitim içeriklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeni yapıya uygun bir çalışma yapılıyor mu? Siz bu konuda üniversitelerle mesela işbirliği yapmayı düşünür müsünüz? Gerçekten düşünürüm, çünkü zaten üniversite sanayi işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum her alanda. Biliyorsunuz TÜSİAD yıllardır hani sistem konusunu işliyor. Zannediyorum 2016'dan beri. Hatta ben o zaman farklı bir şirketteydim. Yani hani dünyada bu sistem, STEAM dediğimiz konu ancak eğitimle açıkçası gelişim mümkün olacak. Dolayısıyla çok kritik, ama bu eğitimin de tabii ki sanayinin ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi kesinlikle hani olmazsa olmaz. Ben ne yapıyorum? Hani şahsen şöyle söyleyeyim. VTech ve Turkish Win üyesiyim. Dolayısıyla VTech'te eğitim kolunu destekliyorum. Bir şirketten kurumsal üyeyiz. Women in Technology Derneği'nde. Şirketten bir arkadaşım eğitim tarafında. Zehra Hanımlarla falan berabersiniz hep. Aynen öyle. Hatta onlar şimdi mesela yetiştirdikleri ilk SQL programı bitti biliyorsunuz. Onun içerisinde Deniz Bank, Microsoft, Zehra Hanım beraber. Biz mesela hani yani oradaki adayları değerlendiriyoruz. Şimdi Zehra Hanım işte daha dün toplantı yaptık. Yaz ayındaki programlarından bahsetti 150 öğrenci için. Tekrar bu programların devam edeceğinden bahsetti. Biz burada tabii ki içerik olarak da, eğitmen olarak da, gerektiği konularda sponsorluk olarak da, staj imkanı olarak da her tür arkasındayız. Çünkü hani gerçekten yetişmiş ekibe, özellikle teknoloji sektöründe ve özellikle farklı alanlarda. Yani hani bakarsanız bugün veri bilimci ihtiyacı farklı, iş analisti falan. Şöyle diyemiyorsunuz ki bilgisayar mühendisi ben bunu alayım gelsin fintech'te çalışsın. Böyle bir dünya ne yazık ki yok. Dolayısıyla 10 sene önceydi. 10 sene önceydi. Şimdi uzmanlaşmış, yani farklı alanlarda uzmanlaşmış
Kadrolara ihtiyaç var. Mesela işte bizim tarafa bakıyorsunuz, mesela UI UX benim en öncelikli konum. Yani hani müşterinin deneyimini nasıl geliştireceğim? Bunu bir analiz yapmak başka bir iş. Bu çıktıları hani yorumlayıp stratejik şeye dönüştürmek, onu user interface dediğimiz arayüzüne ve deneyime dönüştürmek başka bir uzmanlık. Ayrı. Ve bu mesela yarı teknik bir konu. Yani bunun için marketing know-how'ınızın da olması lazım, teknoloji know-how'ınız da olması lazım. Hani tek bir tanesi yeterli değil. O yüzden bu tarz programları destekliyoruz. Mesela Turkish Fin'de mentorluk yapıyorum. Bunun arasında ya iş hayatında yükselmek isteyen kadınlar da olabiliyor, öğrenciler olabiliyor veya iş hayatına ara vermiş. Tabii bu şeyler birazcık feminist bir yaklaşım oldu. Kusura bakmayın, hani kadın pozitif ayrımcılık bizim işimiz. Yani hani orada onu yapıyorum. Biraz kadın oriented şahsen çalışıyorum. Ama hani şirketçe de bu konuya çok önem veriyoruz. İşte hackathonlar planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde davet alırsak neden olmasın? Üniversitelerde tabii ki mutlaka hangi konuda içerik istiyorlarsa bu konuda üniversitelerde gitmek isteriz. Ben şahsen yine mesela işte bir ara Sabancı Üniversitesi master programına davet ediliyordum. Hani dijital pazarlama konularını konuşmak üzere. Artık bazen B2B pazarlama talep ediyorlar, bazen dijital pazarlama. Mesela şu an fintechler olabilir. Genel olarak davet aldığımda ben şahsen bunu pozitif yorumlayıp içinde bulunuyorum. Şirket olarak da VTEC'e kurumsal üyeyiz. Ama önümüzdeki dönemde şirket olarak da bu taraftaki yatırımlarımız yükselecek. Çünkü hepimizin geleceği yetişmiş, kaliteli insan kaynağı. Yani dijital dönüşümün temelinde bu var. Bu sadece fintech olarak, serra olarak ve bizim ihtiyacımız değil. Gerçekten bütün teknoloji sektörünün de bu konuda el atması gerektiğini, işte interaktif olması gerektiğini, yatırım yapması gerektiğini ve bu konuya önem vermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zaten sadece biz hep teknoloji kökenli insanları düşünüyoruz ama bir de hani diğer iş birimleri var. Onların da ağır bir teknoloji okuryazarı olması gerekiyor. Yani bu saatten en azından, sonra. En azından konsepti anlaması lazım. Yani bir pazarlamada çalışan ya da finansta çalışan kişiler teknoloji konusunda daha talepkar olabilmeli. Ya doğru diyorsunuz. Ben mesela matematik mühendisiyim. Ama yani 20 yıldır satış ve pazarlama rollerinde çalışıyorum. Hep teknoloji sektöründe. Yani bir 2 yıl lisans işi yaptım. Hani farklı bir sektör denedim, B2C. Ama sonra teknolojiyi özlediğimi fark edip istemedim. Hani teknolojide bir çalıştıktan sonra bir daha çıkamıyorsunuz oradan. Teknolojiye geri geldim. Hayatım şu anlamda kolaydı. Anlamanız lazım. Yani hedef kitleniz, çünkü hani ticaret yaptığınız, mesela iş ortaklıklarına bakıyorsunuz. İşte bir tarafta CIO'lar var. İşte bir tarafta yazılım firmaları var. Bir tarafta müşteriyi analiz etmek lazım. İşte az önce örnek verdik. Yani siz UI UX'i sadece iletişim uzmanı bir insandan bekleyemezsiniz ki. Yani arkada hangi teknolojiler çalışacak? Hangi teknolojileri geliştirmemiz lazım? Buna yeterli kaynak var mı? Doğru yatırım mıdır? Hani gerçekten pazarı anlaması, ona özel ürün ve çözüm geliştirmesi ve bunun iletişimini doğru detayları anlatacak kadar know-how sahibi olması gerekiyor. Yani hani Zehra Hanım'ın bir lafı var, ismi geçtiği için kendisini de buradan hani saygı ve sevgiyle anmak isterim. Artık diyor teknoloji diye bir sektör yok. Her sektör teknolojik olmak zorunda. Yani bugün sağlıkta teknolojiyi konuşuyoruz. Hani bireysel sağlık çözümlerini konuşuyoruz. Bugün bakıyorsunuz işte Endüstri 4.0, yani üretimde teknolojiyi konuşuyoruz. Marketingde zaten digital marketing diyorsunuz, artık digital marketing diye bir şey kal, hani onun altında uzmanlıklar var. Yani SEO'su farklı, content marketing'i farklı, işte real time marketing, yani o kadar çok uzmanlık alanı, social media marketing diyorsunuz, yani hepsi birbirinden farklı, eğitim, tecrübe gerektirip hepsini de entegre edebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla herkesin dijital okur yazarlık seviyesini ve olgunluk seviyesini yükseltmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir ticaret hayali varsa. Bu durumda aslında araya girmek istiyorum ama Endüstri 4.0 insanları işsiz bırakacak değil. Kendini geliştirenler ve teknolojik devinime uyum sağlayabilenler aslında konumunu devam ettirecek. Kesinlikle katılıyorum.
burada sadece bize düşen, işte bu şu an bir force majeure durumundayız. Yani anlattığım gibi mesela dijital dönüşüm, evet, kültürel ve teknolojik altyapı yönünde engeller vardı. Ne oldu? Bir force majeure, COVID bizi bu konuda işte bilgi birikimimizi yükseltmeye veya yatırım yapmaya zorladı. Bunu hızlı, çabuk adapte edebilenler fark yaratacak. Aynı şekilde Endüstri 4.0. Güzel, evet. Robotik uygulamaların, yani RPA'nin de şu an sadece üretim tarafında değil, iş süreçleri içerisinde beyaz yakalılar arasında da kullanımı çok artıyor. Güzel. Muhasebeleştirme süreçlerinde falan kullanan çok şirket var RPA teknolojilerinde. Çok şirket başladı. Dolayısıyla şimdi burada bize düşen şey şu, ben ne fark yaratabilirim? Yani ne kadar yapay zeka derseniz desin deyin, mesela hani duygusal zeka olmadan yapay zekanın ben tek başına, hele mesela Türkiye gibi gelişen pazarlarda çok tek başına %100 doğru sonucu çıkartabileceğini şu anki durumda düşünmüyorum. Yani hani dolayısıyla çok farklı, mesela duygusal zeka biraz öne çıkacak. Bu da yine biraz pozitif ayrımcılık yapacağım ama kadınların biraz daha özellikle teknoloji teknoloji alanında önümüzdeki dönemde çok fırsat olacak. Çünkü yani duygusal zeka olarak da bir yaratılış olarak kadınların biraz daha burada ne diyelim, becerisi yüksek. Evet. Genel teamüllerden bahsediyorum. Ayhan'cığım senin, benden iyi olduğuna eminim. Genel teamülü konuşuyorum ben. Dolayısıyla genel teamülde kadınlar için önümüzdeki dönemde çok ciddi fırsatlar olacak ama çok fazla iş kolu çıkıyor. Yani standart olanlar kapanacak. Evet. Ya influencer denilen bir meslek var hayatımızda. Son kaç? Evet. 3 yıl mı? 5 yıl mı? 3-5 yıldır ve adamlar para kırıyorlar. Ya ben size şu, ben hani bir beyaz yakalı yüksek mühendis olarak influencer redleri yani hiç yok. Düşünebiliyor musunuz? Hani bu 17-18 yaşındaki çocuklarda da başladı. Yani hani çok ciddi yatırımlar var. Evet. Şimdi dünya değişiyor. Siz buna hızlı bir şekilde cevap verip ona karşılık verebiliyorsanız demek ki yeni mesleklerle para kazanılabiliyor. Yeter ki dünya nereye gidiyor? Bunu takip edelim. Biz bunun neresinde olabiliriz? Benim buradaki artı değerim ne? Yani katma değerim ne? Nerede kendimi bireysel olarak da şirket olarak da? Nerede artı değer yaratabilirim? Kimin hangi problemini çözebilirim? İyi olduğum alanlar ne? Bunu belirleyip oraya çalışmak. Bence hani gerçekten güzel günler bizi bekliyor. Çok da zeki, genç bir nüfusumuz var. Burada ciddi fırsatlar var. Az önceki eğitim çalışmalarını da biraz daha şekillendirip, biraz daha işte sanayi, üniversite işbirliğini arttırırsak ben pozitife çevirebileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü sıkıntılarımız bize bir basamak olacak önümüzde diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bu haftada bir şey sormak istiyorum aslında size. Çünkü sohbet çok hoş bir yere gitti. İşin içine hani VTech de girince hakikaten bunlar çok güzel projeler. Bu noktada aslında bir sosyal yaramız da var. Yani çok ciddi bir dijital uçurum da yaşıyoruz. Şu anda çok güzel, aslında EBA sistemi çok çok iyi bir sistem. Dünyada da ön plana çıktı. Fakat çok büyük bir ülkeyiz. Yani başka problemlerimiz var, altyapı sorunlarımız var vesaire. Görüyoruz ki her yere ulaşmak çok kolay olmuyor. Yani burada bir dijital uçurum söz konusu. Evet, önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyle çok önemli fırsatlar yakalanacak. Ama orada bir fırsat eşitliği, adalet sağlayabilecek miyiz? Biliyorum bu çok geniş kapsamlı ve zor bir soru ama sizin buradaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Ben size şöyle söyleyeyim. Kesinlikle fırsat eşitsizliği olduğunu düşünüyorum. Doğrusunuz. Ama farkındalığınız bu kadar var mıydı? Yok. Yani bu dönemde bu ihtiyaçlar ortaya çıktığı zaman milletçe ve hani hem şirketler hem bireyler bu konuda bir farkındalık yaşadı. Yani önümüzdeki dönemde ya bu fırsat eşitsizliğini biz kapatırız gibi bir şey hani çok politik ve ütopik olur. Hani yani böyle bir şey söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela buradaki bireysel farkındalık beni bu konuda birey olarak yardım etmeye ve çalışmaya itekliyor. Çevremdeki arkadaşlarımı görüyorum. Yani hani
geçen gün şeyi konuşuyorduk hani. Çok ciddi miktarlar olmayabilir. Ama değişmesi gereken notebooklarımız var. Bunları alıp ihtiyacı olan okullara mı gönderelim diyen benim çalışma arkadaşlarım var. Yani genç, 23-25 yaşlarında. Yani bu farkındalık sayesinde işte eğitim verelim diyen, bütün bu fırsatların da bu arada kapımız açık. Yani hani nerede eğitim verebilirsek, ne gibi şeyimiz varsa hani bütün sanayinin bir araya gelip önümüzdeki dönemde problemlerin hepsini olmasa bile bir kısmını çözeceğini, dolayısıyla buradaki standardı yükselteceğini, orada da yaşanmış tamam, evet 2020'de bu problem yaşandı ama belki 2021'de bu problem yaşandığı için yaratılan farkındalıkla çok daha başka seviyeye hızlıca, yani hızlıca belli fırsatların ihtiyacı olanlara sunulacak ne diyelim projelerin gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Yani çünkü hani bunu şu an yaşıyoruz, bu bir sıkıntı ve her seviyede farkındalık an itibariyle var. En önemli kısım farkındalık. Yardım etmeye de istekli olan çok ciddi bir kesim olduğunu da ben düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde kesinlikle bu konuda bir iyileştirme, yani iyileşme yapılacaktır diye umudum ve aksiyonları da gözlemliyorum. Gözlemlediğim çalışmalar var. Ben de şunu eklemek istiyorum. Yeni nesil fırsatı olmayanlar, yani fırsatım yok deyip bırakmıyorlar ve talepkar, o farkındalık, yani dediğin gibi teknolojinin farkındalar, internetin farkındalar, işte uzaktan eğitimin farkındalar ve istiyorlar yani. Ve bunu da dillendirmesini de biliyorlar. Daha cesurlar, daha atikler. Evet. Yani hatta işte geçenlerde yine bu kadın konusunu konuştuk. Evet, kabul ediyorum. Hani genel olarak baktığınız zaman hani kadın istihdamı çok az seviyede. Ama hani hiçbir şey yok da diyemeyiz. Yani hani bugün iki derneği ben kendim üye oldum, ben saydım. Ama içinde olmadığı ne bileyim yeniden işe döndüren projeler var. Mesela doğum yaptınız. Bununla ilgili çalışan kadınlar var size yardım etmek isteyen. İş bulmak üzere destek olan kadınlar var. Bir sürü kurumun işte kadın emeği projeleri var. Hani ev hanımlarını da ekonomiye dahil edelim diye. Hani o yani fırsat bugün o kadar çok ki hepsi de internette, herkes de kucağını açmış durumda. Birazcık tabii ki bu, yani hani burada yardım edilecek organizasyonları bulup takip edip o konuda da bireyin de çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben gençlerin siyasal tercihlerinde, seçimlerinde, daha doğrusu önümüzdeki seçimlerde artık teknolojiyi de önemli bir etken olarak ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Yani vallahi yani gençlerin teknoloji uzmanlık alanı değil ama gençlerin teknoloji beklentisine yanıt veremiyorsanız oy yok. Ben burada siyasi olarak şeyi söylemiyorum. Çok tehlikeli şeyler söylüyorsun Ayhan. Ben ne şey, bu politika söylemeyeceğim ama şu var. Teknoloji yoksa, baştan konuştuk ya aynı Zehra Hanım'ın dediği gibi. Bugün sağlık sistemlerimiz teknolojiye dayalı. Bugün kullandığımız uygulamalar veya işte bakıyorsunuz artık Z kuşağı, yani hani Y kuşağı domine ediyor. Yani hani Y kuşağı yönetim seviyesinde, Z kuşağı alttan geliyor. Şimdi siz iletişim kurmak istiyorsanız, bu insanlardan fayda istiyorsanız, çalışsınlar, üretsinler, inovasyon yapsınlar istiyorsanız birazcık onların kurallarıyla oynamak durumundasınız. Onların kuralları da artık teknolojiyle, hani çalışma stilleri de farklı. Zaten bunu talep ediyorlardı mesela, uzaktan çalışmayı, daha rahat çalışmayı. Mesela Agile diye bir konu girdi hayatımıza. Herkese bakın, yani muhtemelen webinarların yarısı da Agile. Evet. Üzerine dönüyor. Yani Türkçe anlamı çevik ama neye göre çevik, nasıl bir çeviklikten bahsediyoruz? Ve o kadar çok şey var ki, hani geçen gün bir arkadaşım bana işte hediye göndermiş sağ olsun, işte Agile Marketing kitabı falan. Hani her alanı Agile'a çevikleştirebilirsiniz. Ama gençler çevik olmak istiyor, bürokrasiyle çok fazla uğraşmak istemiyor. Teknoloji hayatlarının merkezinde olmazsa olmaz, böyle doğuyorlar. Yani hani oraya doğmuşlar. Biz de genç bir nüfusuz. O yüzden hala hani Türkiye'nin kalkınmasının önünde hani ciddi
gelişen pazarlar hep böyledir ya, hani uluslararası şirketlerde her zaman çift haneli büyüme ihtimalleri hep olur. Ve yüksek büyüme ihtimalleri olur. Çünkü genç nüfusların adaptasyonu da hızlı. Çok çabuk adapte olabiliyoruz biz. Yani biz Avrupa'ya göre daha hızlı adapte olabiliyoruz. Çünkü nüfus daha yaşlı diye düşünüyorum. Tabii ki onların bürokrasileri ve prosesleri, süreçleri biraz daha farklı ama. Kesinlikle teknoloji olursa devam edecek hayat. Teknoloji olmayan yerde de çok pozitif sonuçların olacağını düşünmüyorum hiçbir anlamda. Yani ne ekonomik, ne işte gelişim anlamında, ne de sürdürülebilir ticaret anlamında. Evet, ben şimdi şeyi sormak istiyorum bu çerçevede. Önümüzdeki dönemde doğru belirsizlikler var. Dünya yeniden kuruluyor. Bu yeniden kurulan dünyada, daha doğrusu ödeme dünyasında gelecekte bizi neler bekliyor? Ya ve yine bakarsan biliyorsun gündemimiz hani işte IoT, işte birlikte 4G'leri, 4.5G'leri lansmanlarını konuştuk. Şimdi 5G konuşuyoruz. Şimdi 5G ile beraber bakacaksınız hani cihazlar arası iletişim ve bunun hızlandığını göreceğiz. Internet of Things dediğimiz kısım zaten akıllı şehirler, akıllı cihazlar, bunları konuşuyoruz. Şimdi hayat buraya doğru gidiyor. İşte az önce robotik tarafında konuştuk. Burada ben önümüzdeki dönemde şunu bekliyorum. Gerçekten mesela akıllı cihaz, akıllı ev sistemleri devreye girdi. Evinizde buzdolabı otomatik olarak sipariş verdi süt bittiği zaman. Bunun ödemesini kim yapacak? Hı hı. Dolayısıyla hani bir şekilde onun ucuna bir finansal teknoloji koymak durumunda kalacaksınız. Yani hani dolayısıyla fintechler için tamam, hani direkt 5G'nin birebir hani yaptığımız olaya impact'i, performans arttırır. Doğru. Hani sistem performansını, mobil uygulamayı falan arttırır. Bu güzel. Hani ama yan uygulamalar bu IoT'nin yaygınlaşmasıyla beraber çok fazla fırsat var. Mesela geçenlerde okudum, daha yeni hani bu hafta Apple'ın Apple Watch Family Setup özelliğiyle bu şey Watch OS 7'de böyle bir özelliği var. Çocuklar ailelerin belirlediği meblağı saatten ödeyebiliyorlar. Şimdi ben geleceği baktığım zaman hani akıllı saatler bizim hayatımızda çok fazla, saatlerden ödeme bekliyorum. POS cihazı olmadan telefonlardan ödeme bekliyorum. Şubesiz bankacılık bekliyorum. Yani hani bayağı bizi güzel gelişmeler yakın gelecekte bekliyor diye düşünüyorum. Çok fırsatlar olacak. Hatta bazen hani şöyle söyleyeyim. Bizim burada Paynet'te böyle beni en çok heyecanlandıran ve tedirgin eden şey şu: 12 tane proje burada devam ettiriyoruz ama arkada acaba 3 tane projeyi kaçırıyor muyum gibi bir tedirginliğim oluyor. Çünkü o kadar çok güzel yapılabilecek fırsat ve iş var ki bu iş büyüyecek diye düşünüyorum. Hani 5G ve IoT'den sonra ve bunların yaygın kullanımından sonra çok daha yukarı çıkacak diye düşünüyorum bu pazar. Evet, yani şöyle bir gelecek mi? Sizin müşteri kitlenizde, örneğin diyorum, Türkiye'nin önemli bir üreticisi Arçelik, şimdi sizin müşteriniz olabilir satış kanallarında, ödeme sistemleri konusunda. Ama belki de farklı bir boyutta sizin müşteriniz olacak. Demin de dediğin gibi buzdolaplarına sizin sistemi entegre edip buzdolabı oradan siparişi verecek. Yazılıma entegre etmesi yeterli. Yani evet, yani cep telefonun ucuna benim bilgiyi koyacaksınız. Oraya entegre etmesi bizim açımızdan yeterli. Şey olarak baktığınız zaman da hani biz şu an marka olarak söylemeyeceğim ama hani mesela buzdolabının üreticisinde ne yapabiliriz şu an diye düşündüğünüz zaman, bir, e-ticareti zaten bu hizmeti verebilir durumdayız. İki, mesela biz bugün servis operasyonlarını da yönetebilir durumdayız. Yani teknisyen gitti. Zaten biliyorsunuz zar zor kimse evine istemiyor. Ama parça değiştirmesi gerekti buzdolabının. Mesela benim dün öyle bir şeyim vardı. Tamirci geldi ve değiştirdi. Yapacak bir şeyimiz yok. O an o parçayı linkle hani taktığı anda ödemesini alabiliyorsunuz. O ödemeyi kanallar arasında dağıtabiliyorsunuz. Bunu isterseniz perakende de yapabiliyorsunuz. Perakende de kredi veriyorsunuz, kredi kartı veriyorsunuz. Yeni ödeme stilleri veriyorsunuz. Yok işte SMS atayım, e-mail atayım, linkle göndereyim falan. Zaten şu anki dünyada
Bu tarz bir beyaz eşya üreticisi veya teknoloji üreticisi bizimle çok rahat her operasyonunda çalışabiliyor. İşte bunun bir adım sonrası IoT'de ürün entegrasyonlarına gelir diye düşünüyorum. Evet. Ürün entegrasyonlarına gelecek. Bir tarafta da aslında hem blockchain hem de 5G'nin aslında enteresan bir buluşması olacak ve farklı sektörler, farklı ölçekteki şirketler arasında da bir entegrasyon hakim olacak. Ya ben burada paylaşım ve birlikten güç doğar stratejisine çok katılıyorum. Hani az önce pazarlama konusunda konuştuk ve işte BT konusunda konuştuk. Artık herkesin farklı uzmanlıkları var diye. Her şirketin de farklı uzmanlığı var. Yani dolayısıyla hani bir şirket bütün yazılımları ben yapayım, bütün sektörlere ben hizmet vereyim, bütün sistemleri ben geliştireyim diye yani ne kadar büyük bir holding olursa olsun çok verimli, efektif, hızlı ve hani çok da sağlam olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten burada artık bilgi paylaşımı da çok önemli, know-how paylaşımı önemli. Zaten gittiğiniz yer, örnek veriyorum, herkes yani ne diyor TÜİK? İşte 3 milyon kobi var diyor. Herkes 3 milyon kobiye, yani hani aynı 3 milyon kobiye gidiyoruz birlikte. Yani hani bunu yan yana gitmek var. Tek tek hepsini ben veriyorum demek var. Dolayısıyla ben burada yan yana gitmenin, işte banka fintech entegrasyonu, fintech yazılım firmaları entegrasyonu, yazılım firmalarının birbiriyle entegrasyonu gibi önümüzdeki dönem çok fazla çözüm ortaklığı göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü trend de bu yönde. Biz de gerçekten bu hususa çok önem veriyoruz. Gerçekten iş ortaklıklarımızın bilgisine, know-how'una ve teknolojisine değer veriyoruz. Sadece işte biliyorsunuz işte risk, güvenlik, regülasyon, hani biz Merkez Bankası lisanslı bir kuruluş olarak bu kaidelere uyan lider bütün yazılım firmalarıyla ortak iş geliştirmeye meraklıyız ve hevesliyiz diyebilirim. Heyecanlıyız bu konuda. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum Selam, verdiğiniz bilgiler için. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem iyi. Ödeme dünyasındaki yenilikleri ve gelecekteki neler olacağı konusunda bize fikirler verdiniz. Katılımınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım bu görüşmeyi önümüzdeki dönemlerde böyle bugünler geçer. Karamsar zeminde yüz yüze yaparız diye düşünüyorum. İnşallah yüz yüze de en kısa sırada görüşmek dileğiyle. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Hani nasıl zaman geçti fark etmedim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet. Aynı şekilde sağ olun. Evet. Bugünkü konuğumuz Paynet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serra Yılmaz'dı. Serra Yılmaz, ödeme sistemleri konusundaki gelişmeler ve geleceğe yönelik öngörüler hakkında bizi bilgilendirdi. Kendisine tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya yeni konuğumuzla buluşmak üzere diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın.